Kıbrıslı Ravza Derneği Başkanı Abdullah Bektaş stüdyomuzda. Kendisiyle derneğin faylettiğini konuşacağız. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk Gözde Hanım. İyi günler diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Dernekten bahsedelim. Ne zaman kuruldu? Hangi amaçla kuruldu? Tabii ki. Derneğimiz 2012 yılında Sivas merkezde kuruldu. Sivaslı bir takım iş adamları olarak derneğimizi kurduk. Hem yurt içinde hem yurt dışında ihtiyaçlı, mağdur, mazlum, muhacir, hem halkımızdan hem yurt dışındaki garip gurebaya hayatlarına dokunmak, yetimleri kucaklamak, her türlü ihtiyaç sahibi insanların ihtiyaçlarını gidermek için harekete geçtik. 2012 yılında Sivaslı iş adamları olarak kurduk. Peki efendim, şimdi çalışmalardan bahsetmişken biraz daha detaylandıralım. Dernek ne gibi faaliyetlerde bulunuyor? Tabii ki. Daha çok hayır faaliyetleri üzerine gidiyoruz. Yurt içindeki faaliyetlerimizi kısaca özetlersek, İstanbul merkezde bir sosyal marketimiz var. İkinci yılımız bitmek üzere. Her yıl, her ay 300 aileye düzenli olarak bir market konseptinde hizmet ediyoruz. Yani ihtiyaçlı aileye mevcut bir gıda kolisi değil de geliyor, bildiğiniz 300 çeşit ürünümüz var. Orada ne ihtiyacı varsa, çocuk bezinden gıdasına, bakliyatından deterjanına, her türlü ihtiyacını geliyor. 500 liralık alışveriş yapar gibi alıyor, bedel ödemeden gidiyor. Aynı şekilde Ankara merkezde de yine sosyal marketimiz var. Hacı Bayram Veli sosyal marketimiz. Orada da yine 300 aileye her ay düzenli olarak gıda dağıtıyoruz. Kars'ta açtık bir ay önce de, yine Kars Doğu vilayetimizde de yine ihtiyaç sahibi ailelere 500 liralık gıdalar dağıtıyoruz. Yetimleri sahipleniyoruz ve baştan ayağa da giydiriyoruz. Gıda ile beraber konfeksiyon reyonlarımız da var. Orada da yine ihtiyaç sahibi bütün insanları giydiriyoruz. Ayrıca Sivas merkezde de aşevimiz var. Ebul Hasan Harakani aşevimizde de günlük 1000 kişiye sıcak yemek dağıtıyoruz. Ne yiyorsak yediğimiz kalitesinde halkımıza böyle hayat vesilesi oluyoruz. Tabii yurt içinde doğal felaketlerle, pandemi sürecindeki sıkıntılarda da devletimizin, hükümetimizin açtığı Biz Bize Yeteriz kampanyasına, Kastamonu'daki sel felaketlerine düzenli olarak katkı veriyoruz. Ve nerede bir yara varsa oraya merhem olmaya gayret ediyoruz yurt içinde. Peki efendim, sizinle nasıl iletişime geçecekler, nasıl irtibat kuracaklar? Tabii ki bizim web sayfamız var, uluslararasıravzaderneği.com. Oradan bize ulaşabilirler her türlü. Her türlü hayırlara vesile olabiliyoruz. Ayrıca yurt dışı faaliyetlerimiz var. Müsaade ederseniz tabii kısaca onlara da değinelim. Afrika başta olmak üzere 25 ülkede hayır faaliyetleri var. Hazreti Hatice, Hazreti Fatıma yetimhanelerimiz bitti. 300 yetime hamiyiz orada. 1150 su kuyusu açtık. 110 okul, cami ve sağlık merkezi yaptık. Böyle bir güzelliğe vesileyiz. İnsanların hayatlarına dokunuyoruz. Ümmetin yetimlerine sahip çıkıyoruz. Yetim bir peygamberin ümmetiyiz. Bu bizim üzerimizdeki doğal sorumluluk. Dünyada 150 milyon yetim var. Çok büyük bir rakam. Ama maalesef daha çok batılı ülke o yetimlere sahip çıkıyor. Organ hırsızlığı dersiniz, her türlü haksızlığa maruz kalabiliyorlar. Biz yetimlerimize sahip çıkarsak daha iyi olur düşüncesiyle yetimlere de hami olabilirler. Kuyularımıza destek verebilirler. Her türlü cami, okul inşaatları yapıyoruz. Onlara destek verebilirler. Bu şekilde bize ulaşabilirler. Peki efendim, bu kadar güzel işler yaparken işte sağlık merkezleri, okullar, aşevleri nasıl geri dönüşler alıyorsunuz? Bizim halkımız hakikaten çok cömert, yani civan mert bir halkımız var. Milli gelire oranla en büyük hayrı yapan ülkeyiz. Hem devletimiz, hükümetimiz, hem milletimiz, STK'larımız çok büyük bir varlık gösteriyoruz. Ve Afrika'ya gittiğimiz zaman, Asya'ya gittiğimiz zaman oranın insanları bize şunu söylüyor Gözde Hanım. Bizi sömürmeden bize iyilik yapan tek devlet Türk devleti, tek millet Türk milleti diyor. Bu bizim göğsümüzü kabartıyor. Ve şöyle bir güzelliğimiz var. Yaptığımız bütün faaliyetleri ispat ediyoruz. Yani kestiğimiz bir kurbandan verdiğimiz yemeğe, her türlü caminin başından yetimhanenin inşaatının bitim sürecine kadar görselleri, videoları, dualarla çocukların sevinç gösterileriyle kuyuların açılması, yani insanlarımız da görünce mutmain oluyor. Tabii bu istismar edilmiş geçmişte maalesef bir yol, ama kötüler iyiliğin emsali olamaz. İyileri desteklemeye devam ediyor bir millet. Bizim Amerika'dan, Avrupa'dan, Türkiye'den, yurdun her tarafından bağışçılarımız var. Sizlerin huzurunuzda onlara da çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Peki efendim, son olarak o zaman şunu da sorayım. Bu kadar kapsamlı faaliyetleri kaç kişiyle nasıl
ekiple yönetiyorsunuz? Evet. Tabii yönetimimiz normalde 7 kişi kadro ama üyelerimiz var 100'e yakın. Emin olun gönüllülük esasıyla çalışıyoruz. Başta dernek başkanı olarak ben, yönetimdeki hiçbir kardeşimiz hiçbir ücret almıyoruz. En büyük katkıları biz veriyoruz. Dolayısıyla yani parayla yapılacak bir iş değil, gönüllüye dayanan bir iş. Gönülle de yapınca Allah rızası için insana bir şevk geliyor, aşk geliyor, muhabbet geliyor. Allah rızası için, Allah'ın rızası için yapılan her adım bereket oluyor. 1'e 10, 1'e 100, 1'e 700 karşılığı var zaten. İlahi bir vaat de var bu hususta. Dolayısıyla şöyle de bir güzelliği aktarmak istiyorum. Bakın 100 yıl önce Afrika'da %3 Hristiyan oranı varken şu anda Osmanlı'nın yıkılmasıyla beraber biz de oralardan uzaklaştığımız için bu oran kimi ülkelerde %90'a, kimi ülkelerde %40'a, %70'e yaklaşmış. İşte 20 yıldır hükümetimizin vesilesiyle Afrika'ya açılan eller, atılan adımlar çok büyük bir geri dönüşme vesile oluyor. 2017'de gittiğimizde çok bizi gururlandıran bir şey yaşadık. Sadece açtığımız bir okul, açtığımız bir su kuyusundan ve okuldan etkilenen bir ilçede 53 aile Müslüman olmuş. Aa, ne mutlu. Müthiş bir, yani her yıl sadece bizim faaliyetlerimizde 1000 kişi Müslüman oluyor. Bu birçok STK ve devletimizin iyiliklerini görüyor. Çünkü beyaz adam Avrupalı gitmiş Osmanlı'dan sonra her köye kilise yapmış, okul yapmış. Kilisede dinini aşılamış, okulda dilini aşılamış. Köylü Fransızca konuşuyor. Ne bilsin? Niçin? Ama bir kuyu açmamış o beyaz adamlar maalesef. Bir gıda kolisi vermemiş. Biz kuyu açıyoruz. Gıda kolisi yapıyoruz. Okullarında yapıyoruz. Camilerinde yapıyoruz. Hatta dediğim gibi o 53 ailenin Müslüman olduğu köyde %70 Hristiyan. Diyorlar ki sizin çocuklarınız bizim okullarımızda okuyor. Gelin siz de Hristiyan olun. Pazar günleri beraber dua edelim. Size sahip çıkan bir ülke yok. Abiniz yok dediği sırada biz yapmışız. Ve onlar demiş ki evet Türkiye bakın abimiz bize sahip çıktı, okulumuzu yaptı, camimizi yaptı, kuyumuzu açtı, teşekkür ediyoruz diyerek böyle bir geri dönüşüm var. Dolayısıyla biz Afrika'da olmalıyız, Asya'da olmalıyız. Biz zaten 600 yıl Osmanlı, 250 yıl Selçuklu, 850 yıllık bir kadim bir geçmiş olan bir milletiz, devletiz. Dolayısıyla gidin Sahra Çölü'ne, gidin Çad'a, Afrika'nın göbeğine, Osmanlı'nın okullarını, hamamlarını, hanlarını görürsünüz, eserini görürsünüz. Dolayısıyla biz de tekrar Türkiye Cumhuriyeti olarak, milleti olarak, devleti olarak oralara gideceğiz. Hanlarını görürsünüz, eserini görürsünüz. Dolayısıyla biz de tekrar Türkiye Cumhuriyeti olarak, milleti olarak, devleti olarak oralara gideceğiz. Adımlar atacağız ve o insanları kucaklayacağız ve onların tekrar imanına, iyilik yaparken ayrım yapmıyoruz. Aşevimizden olsun, orada dağıttığımız gıdalardan olsun, hem mümin hem farklı dinden insanlara aynı iyiliği uzatıyoruz. Yeter ki gönülleri kazanalım. Yeter ki Türkiye'nin güzelliğini insanlara hissettirelim. Peki efendim, şimdi yurt içinde ve yurt dışında işte yaptığınız faaliyetlerden bahsederken birkaç yerden bahsettiniz. Bundan sonraki projeleriniz neler? Farklı noktalarda da yine bu derneğin faaliyetlerini yürütmeyi düşünüyor musunuz? Tabii ki, tabii ki. Yani bizim hedefimiz 80 şehrimizde bir kere sosyal market açmak. Yani kesinlikle bizim arzumuz 81 ilde sosyal market olmalı. Bir kısım belediyeler yapıyor, bir kısım STK'lar açıyor ama birçok ilimizde yok. Yani hem kendi evimize, yurdumuza bakacağız, hem Afrika'ya aç bir ilaç olan insanlara, Suriye'ye, Filistin'e de bakıyoruz aynı şekilde. Dolayısıyla 81 ile sosyal market açmalıyız. Bu hususta belediyelerimiz, STK'larımız bunlara önce olabilirler. Olmayan illerde muhakkak hem konfeksiyon hem gıda. Yani yardımın konseptini değiştirmeliyiz. Hep böyle makarna, hep böyle gıda kolileriyle olmaz. Onun çocuğunun maması yok, sütü yok. Yani o çocuk ne içecek? Ya makarna yiyemez zaten bebe. Dolayısıyla o çocuğa mama vereceğiz, çocuk bezi vereceğiz, o kadının, annenin ihtiyacını gidereceğiz, çamaşır deterjanı vereceğiz. Dolayısıyla 81 ildeki bütün belediyelerimizden veya STK'larımızdan ricamız muhakkak sosyal marketler açalım. Biz açacağız. Hedefimiz 81 ilde sosyal market açmak. Ayrıca Afrika'da katarak hastaneleri açacağız.
Çünkü orada 20 milyon insan gözü görmüyor. Biz bu ameliyatları yapıyoruz ama çok zor ulaşıyoruz. Çok zor hastaneler buluyoruz. Her ülkede bulamıyoruz. İnşallah her ülkeye, Afrika'daki her ülkeye katarak ameliyatı yaparak, yani 5 yaşındaki çocuğun da gözü kapanabiliyor. Kirli sulardan, mikroplu bir hayattan ve hijyene ulaşamadıkları için. Şu anda 1150 kuyu açtık. İstiyoruz ki bunu 1 milyon adete çıkaralım. Çünkü şu anda 700 milyon insan suya ulaşamıyor. Gözden. 700 milyon insan suya ulaşamıyor. 5 kilometreden sırtlarında su taşıyorlar. Siz düşünün, eğer iki bidonla böyle bir 2 kilometreden su taşıdığınızı, yani insanın hali kalmaz. Evet. Dolayısıyla siz o köye bir kuyu açıyorsunuz, onlara hayat kapısı açıyorsunuz. Bir kuyu binlerce hayat demektir. Allah hayatı sudan yaratmış. Dolayısıyla bütün halkımıza gelin, muhakkak ya bir kuyu açın veya bir kuyu hissesi açın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in adına şu anda 55. su kuyusunu açıyoruz Afrika'da. 20 kişi bir kuyu açıyor. 1000 lira bir katkı bedeli. 20 kişi bir alıyor. Bir olunca WhatsApp grubu kuruluyor. Afrika'daki en ihtiyaçlı köye Bismillah deniyor. Başından sonuna bütün görsellerini görüyor ve bir köyün hayatını kurtarıyorsunuz. İnsanlarını kurtarıyorsun. Kadınları zahmetten belki kurtarıyorsun. Belki onlar da sonrasında başkalarının hayatlarına dokunacaklar. Kesinlikle. Peki efendim, çok teşekkür ediyorum. Biz sağ olun, yayınımıza katkılarınızdan dolayı. Çok sağ olun. Kolaylıklar dileyelim. Sağ olun.